Dün güzel bir haber aldık Adil. Belki ondan biraz bahsederek sıradan şeylere başlayabiliriz. Ne dersin? Evet, dün çok güzel bir haber aldık. Hangisi seninki acaba? Ben hatırlayamadım şimdi, o yüzden devam Bu ettireyim dedim. arada amcanın resmi var ya. Ha abi, ne güzel pas verdin. Manzara görüyorsun yorgunluktan. Yok estağfurullah. Ne Peki. o şey? Evet, dün Ne güzel bir yorgunluk? haber aldık. O zaman vereyim sonra Ben başlayalım. bununla ilgili ufak bir şey anlatayım. Tabii ki lütfen. Ben çocukken araba tasarımcısı olmak istiyordum. Beni tanıyanlar bilir. Hep sağa sola böyle araba çiziyordum. Hatta kara kalem sevdam da oradan başladı. Çizim merakım falan filan. O nokta beni buralara kadar falan getirdi böyle işte. O dönemden de araba dergileri takip ediyordum böyle. İşte çok sıklıklı olmasa bile merak ettiğim zaman, böyle haşlığım olduğu zaman gidip böyle alıyordum. Daha çok bilgisayar dergilerine meraklıydım ama arada böyle otomotiv de çıkarıyordum. O dönemden takip ettiğim, bildiğim bir abi var. Türk. Ama Evet. inanılmaz başarılı. Araba tasarımı Evet, konusunda dünyanın. dünya devlerinin hepsine bir şekilde aşağı yukarı eli dokunmuş bir adam. Evet. Devamlı sen şey yapabilirsin. Animasyonumuzu soktuk. Ha. Sıradan şeylerde bu hafta Adil'in de bahsettiği üzere Murat Günak'la ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz ülkemizin bir yerli otomobil girişim var. Türkiye'nin otomobili girişim ortaklığı var. Burada bir araç üretilmeye çalışılıyor. Ve araçla ilgili bir şeyler olduktan sonra herkes işte Murat Günak niye yok? Murat Günak neden bu projenin içerisinde diye filan demişti. Murat Günak kimdir vesaire diye konuşurken dün bir haber aldık. Murat Günak bu projenin başına, tasarımın başına gelmiş. TOGG'un bundan sonraki tasarım kısmının lideri Murat Günak olmuş. Ne güzel. Biz daha üniversite yıllarında Özkan'la falan işte mühendislik günleri yaparken Murat Günak'ı o zaman biz aslında tanımıştık. Wow. Bir şekilde üniversiteye getirip bir söyleşiye onu dahil etmek için çok çabalamıştık o zamanlar ama çok mümkün olmamıştı. Evet. O zamandan ben şimdi ekrana vereceğim fotoğrafını çok iyi hatırlıyorum. Şu görüntü bana çok değişik gelmişti. Çok mütevazi, çok şık, çok Evet. böyle klas bir duruş Aslında gelmişti. şöyle, bu fotoğrafı aslında Murat Günak yazdığında herhalde bu fotoğraf ya. Yani Evet. her yerde kullanılır. Her yerde aynı fotoğrafı Evet. görüyoruz. Yani bu Murat Günak bu. Peki Murat Günak kimdir? Murat Günak 1957 yılında doğmuş Adil. Babası doktormuş. Hı. Belli bir yaşa kadar çayı orada niye döküyorsun? Abi biz buraya kameralar kuruyoruz, Aa, şeyler Ego yapıyoruz. mazur Dur gör. çayımı içeyim. Bununkinden olur var. Bugün mazur gör başkan. Şey gözüktü. Kutunun üstü falan. Aa, Ne karar diyorsun et. ya? Abi olsun, ilk yarı resmi sponsorumuz sonuçta. Yarı resmi nasıl oluyor? Alete gelirse yayın biter. Yayın Ah. hayatımız. Yarı resmi olmayan. Yani yarı resmi olan. Evet, devam ediyorum. Babası doktormuş. Hı. Bir de böyle çok gezmeyi falan seven birisiymiş babası. Demiş ki Hı. Almanya'ya gidelim. Bir süre Almanya'da yaşayalım. Eşi ikna olmamış falan. Sonra demiş ki ya ortaokulda çocukların geliriz geliriz. Çocukların dediğim Murat Günak tek çocukmuş. Diyorsun. Almanya'ya gitmişler. İşte 6 yaşından sonra Almanya'da okumuş. Ortaokulu gelmiş İstanbul'da okumuş. Liseyi hemen bizim altımızda St. George Lisesi var ya Ne diyorsun Avusturya. ya? Avusturya Lisesi. Evet. Hastaneyle karıştırdım. Avusturya Lisesi'nde okumuş. Sonra endüstriyel tasarımcılık için tekrar Almanya'ya dönmüş. Memba. Ve bundan sonraki hayatına Almanya'da devam etmiş. Şimdi üniversite yıllarında okurken Ford'da staj yapmış. Hı. Ford'da staj yaptıktan sonra da o zamanki sistem senin mecburi olarak bir süre orada çalışmanı gerektiriyormuş. Böylelikle Ford'da çalışarak otomotiv tasarım hayatına başlamış Evet. aslında Murat Günak. Ve işte 1980 yılında 2 yıl çalıştıktan sonra Mercedes'e geçmiş. Mercedes'te C serisinin böyle çok güzel bir arabası vardır. C serisini ilk başlatan kişi aslında Murat Günak. Çok iyi. Bu arabanın tasarım ekip lideri olarak çalışmaya başlamış ve C serisi Murat Günak sayesinde başlamış. Tasarımlarını yapmışlar. Yani şimdi sen yıllarca bir şekilde Mercedes'te bir bağınız oldu, bir şeyleriniz oldu. Şu Mercedes'te şu an günümüzde çoğu arabada yeni olan özelliklerin hepsi vardır muhtemelen değil mi abi? Tabii canım. Ya ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Bizim ilk Mercedes'imiz 1993 model 200E'ydi. Ama biz onu aldığımız dönem o araba daha yeniydi. Yani şunu hatırlıyorum. Biz köydeydik. Bir şekilde yazındı sanırım. Ercihan amcamla Mahmut amcam köye geldiler Mercedes'te. Biz şok olduk ya. Yani muazzam bir Mercedes değil mi? Bir de araba. sizde yani. Yani düşün, az önce gösterdiğim C C serisiyle. serisine
çok benziyor. Yani bir bunun de E biraz serisi daha, çok daha yüksek bir versiyon. Evet, aslında. Bunun biraz daha şekillisi gibi düşünebilirsin evet. Ama kasa bence aşağı yukarı hemen hemen aynı. Aynı, evet. Ve o dönem aynalar içeriden kontrol ediliyordu işte. Elektronik 93 tamam. Model arabadan bahsediyorum. Evet. Ondan sonra şey klima falan her şey otomatik. Hız sabitleyici. Hız sabitleyici. Ya o zamanlar şey iyi ki arabada vardı. Şey modu vardı onu hatırlıyorum. Hani şimdi arabalarda var ya PS. Ekonomik mod ve süper mod. Sport mod. O vardı. Bak şimdi hatırlayayım. Zaten otomatik ve... Hani o döneme kadar biz otomatik araba nedir bilmiyoruz. Şu anki otomatikten iyidir büyük. Abi canım bir de egemen lastikler döndüğünde normal araçların lastiği böyle dönüyor ya. Abi bu böyle dönüyordu. Ve muazzam ve o araba çok uzun sene bizde kaldı. Envai çeşit şeyler atlattı. Ama yani hala hayatına şey kaldığı yani. Yerden. Biz mesela bak Ebru'da. Ama tek bir kötü özelliğini söyleyeyim mi? Ankara'da yaşıyorduk biliyorsun sonrasında. Abi ne kadar diyeyim sana ya. Şöyle 4-5 milim kar olsun yerde. Şu kadar mı? O çok ya. Santim o. Yani şu kadar. Hadi 1 santim olsun. Hı hı. Abi araba gitmiyordu. Lastikle falan mı alakalı? Çekişle ya lastikle alakalı de alakası yani. Vardı ama şimdi araba büyük araba. Güçlü motor. Arkadan itişli. Arkadan çekişli. Aslında arkadan çekiş demek bana saçma geliyor. İtişli. İçer, doğru. Çekerse geri geri gitmesi lazım. Yani. Arkadan itişli olduğu için bir de otomatik olduğu için de herhalde. Ama tabii... muazzam bir arabaydı ya. Yani Murat Günak bu arabanın tasarımıyla otomotiv tasarım hayatına başlıyor evet. Aslında. Sonrasında 1994 yılında Peugeot'a geçiyor. Peugeot'da şurada şimdi gelecek. Herkesin bildiği bu arabanın tasarımını yapıyor. Yine Peugeot'da 200 serisiydi galiba o. O 300 serisi 300 herhalde mi? Ama 200 serisi de onda. 206 serisini de o yapıyor. Neler 206'nın abi. Üstü açık bir şey versiyonu çok iyi vardır. Değil mi? 407. Evet. 607. Bu mesela Türkiye'de herhalde hiç yok. Çok az var ama bu prestij arabası. Evet. Bu başka bir araba. Evet. Bunun tasarımını Peugeot'dayken yapıyor. Bu şekilde tasarım hayatına devam ediyor. Sonra Peugeot'dan Mercedes'e gidiyor tekrardan. Mercedes diyor ki biz diyor aşırı lüks bir araba yapmamız lazım diyor. Aşırı lüks pazara gireceğiz. Orada bir şeyler yapacağız diyor. Rakibimiz de işte o zaman için en lüks arabaları yapan firmalar. Bunlar da Maybach serisini geliştirmeye başlıyorlar. Bu süreçte de o yer alıyor. İşte bu Mercedes'in bu spor arabası SLA'yı da o zamanlar yine Murat Günak ve ekibi tasarlıyor. Yıllar geçiyor ve 2003 yılı olduğunda Murat Günak oradan çıkıyor ve Volkswagen'e geçiyor. Volkswagen'a geçiyor. Volkswagen'a geçişi o yılın en büyük transferi olarak otomotiv camiasının tamamında sadece tasarım olarak değil, üretim, pazarlama, aklınıza gelebilecek bütün süreçleri katın. Yılın transferi olarak gibi, gözüküyor. Değil mi? Yani bu da atıyorum ünlü bir futbolcunun Ya Ronaldo'nun bugün Türkiye'de bir takıma gelmesi gibi bir şey belki de. Yani. Evet. İnanılmaz bir transfer. Oraya geçiyor ve orada tasarımlarına devam ediyor. İşte Volkswagen'in en çok satan modellerinden birisi olan Golf'i yapıyor. O zamanlarda da Volkswagen'lerinde Skoda var, Bentley var. Bunların hepsinde tasarım süreçlerinin yine başında oluyor. CC'yi tasarlıyor. Şu an bunların yeni kasaları piyasada oldukça var. Bu şekilde tasarım hayatı sürekli devam ediyor. İşte Mazda'ya geçiyor. Mazda'da bir şeyler tasarlıyor. Görüntüler iyice birbirine kaynadı. Olsun, çok önemli değil. Öyle devam ediyor. Sonra aklında da hep şey var. Elektrikli araba teknolojisi var. Şu Mercedes'i de belki göstermek güzel olacaktır. Ya bugün böyle bir şey çok farklı bir şey değil mi? Tabii canım ya. Ya bu şöyle hani bazen diyorlar ya zamansız tasarım. Evet. Sanırım Mercedes o çizgiyi yakalamış ya. Yani antika demiyorum. Bakın şey değil ya da ne denir ona? Antika. Başka ne denir? Klasik. Belki. Bence değil ya. Yani şu özellikle bu seriyi hiçbir zaman yani farına baksanız şu an çıkan yeni Mercedes farına baksanız ondan esintileri görüyorsunuz. Kesinlikle var. Yani. Yani zaten bir... şöyle bir şey anlatıyor Adil. Ona da bak değinmişken söyleyeyim. Bugün piyasada gördüğünüz bir araba diyor aslında bundan 3 yıl önce tasarlanmaya başlamıştır diyor. 3 yıllık bir süreçtir bu diyor. Bu 3 yıllık tasarımdan sonra bizim üretime soktuğumuz ve piyasaya sürdüğümüz bir araba 7 ila 9 yıl piyasada durur diyor. Evet. 7 ila 9 yıl makyajlanır bir şey olur diyor. Yani bugün yaptığım bir tasarım 10 ile 15 yıl sonrasına tabii. Hitap edebilme diyor. Bu da çok zor bir şey bir yandan harbiden ya. Zor tabii ya. Ya bugün yapıyorsun ama 15 yıl sonraya da o bir şekilde hitap edebiliyor. Aslında büyük markalar bunu başardıkları için belki de kesinlikle öyle. Bir yerlere daha şimdi farklı düşün, geliyorlar. Geçenlerde kim gösterdi bilmiyorum.
Deniz gösterdi. Hı hı. Elinde iPhone'un ilk modeli vardı. iPhone 1. iPhone 1. Yakup'ta da var ya. Kutusu mutsu hepsi duruyor. Abi şöyle bir baktım. Hala o tasarım gider yani, anladın mı? Gider. Üretsen alır yani. Ben de alırım yani. Alırsın ya. O başka bir şey. Yani, yani. Bir devir açıp bir devir kapatmış. Yepyeni bir şeye başlanmış tabii. Yani kesinlikle öyle. Neyse, sonra biraz elektrikli araba sevdasına düşüyor. O zamanlarda da sene 2007 piyasadaki hiçbir firma elektrikli arabalarla ilgili böyle uğraşlar peşinde değil. Murat Günak da diyor ki bir de Volkswagen'le aralarında bunların ufak pürüzler oluyor tabii. Abi adam dünya adamı. Şimdi adam bir tane adam eğitmiş yanında. O adama diyorlar ki gel sen bizim tasarımın başına geç. Ya bu Murat'ın yanındaki adam yani nasıl oluyor abi böyle bir şey? Murat da diyor ki biz zaten varmış öyle şeyler. Varmış. Abi. Elektrikli araba zaten bizim hayalimiz diyor. Murat diyor ki bana güle güle abi, eyvallah çıkıyor. Olur mu ya öyle isimlerin? Öylelikle MIA diye kendi elektrikli araba firmasını kuruyor. Hadi. Tabii böyle bir şey de var. Çok fazla fuarda falan gözüküyor bu araba ama seri üretime geçmiyor. Çok da farklı şeyler de var Adil. Araştırırken gördüm de buraya koymadım. Mesela kargo taşımacılığı ile ilgili şeye hiç denk geldin mi? Şok'un bisikletleri var ya, böyle. Evet ya. Tatlış tatlış geziyorlar aynen, piyasada. Gördüm. Onun gibi mesela bir girişimi var. Acele etme, koyarız. Gözüme bakıyorsun şey yapacağım. Abi diye. Yok sen uzanıyorsun. Açılara döndürdük oraya. Şimdi reklam koyuyorum, çok kalitesiz olmuş. Öyle bir girişime var. Bisiklet şeklinde 3 tekerli ama çok fazla yük taşıyabilecek araçlar falan da geliştirmiş aslında. Hatta ehliyet gerekmeden kullanılacak şekilde araçlar ve otonom gidebilen araçlar geliştirmiş. Ama son olarak bugün işte Türkiye'nin gelecek vizyonunda en büyük yere sahip projelerinden biri olan TOGA girdi. Dün itibariyle, 1 Nisan itibariyle. Abi şaka olamaz değil mi? Yani öyle saçma. Ya şaka olsaydı dün gece açıklarlardı herhalde. Ha. Bugün oldu 2 Nisan. Biliyorsun, hala bir şeyimiz yok. Ülkemiz sever öyle şakaları. Evet, severler. Doğru diyorsun. TOGA'da bundan sonra Murat Günah'ın imzasını göreceğiz bir yerlerde. Yani onun tasarım açısından çok güzel bir şey bence. Bu arada şimdi projeye çoğumuz pek fazla inanmıyoruz. Çok beğeniyoruz tasarımları. Tasarımlarla ilgili en ufak bir sıkıntımız yok ama bu proje sayesinde 23 kişi, Murat Günak gibi olan 23 farklı, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ve alanında en iyi olan insan Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de TOGA'da çalışmaya başlamışlar. Bu da tersine göç açısından güzel bir şey aslında. Şöyle bir durum var Egemen. Bizim tam hatırlayamıyorum ama babam sonra bana hatırlatır, ben de şey yaparım. Bizim köyden çıkmış bir elektrik tasarımcısı da var. Elektrik elektronik tasarımcısı. Babası vefat ettiğinde köy ziyarete geliyorlar. O şekilde anladığım kadarıyla haberimiz oluyor. O da Mercedes'te, hatta şöyle Schumacher falan arkadaşı böyle. Hadi canım. Tabii canım, öyle takılıyorlar falan filan. Yani demem o ki aslında Türkiye'den gitmiş genleri bizim genlerimiz olan bir sürü kıymetli değerli insan var. Tabii Murat gibi bir isminle dünyada, yani şöyle düşün. Bir telefon, onun telefon listesinde zaten dünyanın en önemli isimleri tabii, vardır. Bir telefonla ve bir komple telefonla, bir fabrika kurabilecek kapasiteye sahip. Aynen öyle. Yarın bir gün TOGA'nın içerisine örnek veriyorum, Apple'ın ekranı mı lazım olacak? Abi bunların zaten iletişim ağları, şunları, bunlar çok gelişmiştir. Oradan Tim Cook'u arar. Şuraya arayamasa da. Evet, yani Tim'i arar. Tim'cim der, biz buraya bir 7 inç Apple ekran düşünüyoruz. Ne diyorsun? Yapabilir, evet. Oradan da Tesla'ya bir ne olur gönderme. Tesla da zaten Elon da bizleri seviyor, evet, ya. Seviyor, gidiyoruz sürekli yani. Bence biz Elon'la da bir şey yazmış Eray da herhalde değil mi? Markaların ikonik modelleri ve en çok satan ürünlerinde çok büyük emeği var demiş. Harbiden çok zaten şey yani. Şimdi sürpriz olsun burada da kendisinde, şöyle yapalım o zaman. Eray abi zaten konuk olarak alacağız. Şimdiden haber verelim. Siz araçlarla ilgili aklınızda böyle sorular varsa, özellikle uzmanlık alanı Subaru. Subaru ile ilgili aklınızda bir şey olursa. Belki Subaru'nun içinde çekeriz. Vallahi o da ayrı bir keyif olur yani. O da ayrı bir keyif olur. Böyle Subaru bir alan. Yıllarca dinledik çünkü Salih'ten. Abi, bir de bir alan falan bulabilirsek kurarız oraya abi ekipmanlarımızı. Yapabiliriz. Eray abiyle otururuz karşılıklı. Böyle geniş bir alan bulursak onun deneyimlerinden, onun merakından, onun bilgilerinden yararlanırız. Otomotiv sektörüyle ilgili. Evet. Otomotivle ilgili. O zaman TOGA'la başladık. TOGA'la bitirelim. Ben bu tasarım en çok beğendiğim tasarım içlerinde Adem. Evet, bayağı başarılı. Ya şimdi tabii bilmiyorum. Sedan bir araba, bugün bu araba olsa piyasada bence ve diğer arabalar gibi bütünleşik bir şekilde çalışıyor olsa, evet, bambaşka bir araç olur bence şu ya. Burada şunu da tabii belirtmek istiyorum ben.
Umarım bu fiyatlar, yani bu araçların fiyatları alınabilir. Yani memleketimizin insanı, öğretmeni, işte ne bileyim aşçısı, ne bileyim nesi diyelim. Yani herkes ya, halkımız değil mi? Halkımız ya. En altta, hani gelir seviyesi olarak en düşüğü de, en yükseği de araca binebilir. Çoluğuyla çocuğuyla gezebilir. Bu keyfi tadabilir diye umuyoruz. Bu fotoğraf da bu arada. Vereyim mi fotoğraf? Onu? Aynen. O da evet. Kent tasarladı. Volkswagen Golf GTI. Volkswagen diye. Volkswagen. Das Autos. Murat abi hoş geldin. Evet. Türkiye seni seviyor. Senin değerini de az çok biliyoruz. İnşallah seni, güzel şeyler. Umarım üzmezler. İnşallah üzmezler. Yani böyle şeylere takılıp. Ya bence orada biraz daha tamam işin içerisinde devlet de var ama birkaç tane de şirketin beraber oluşturduğu bir oluşum abi. Olduğu için biraz daha bence orada profesyonellik farklı boyutta olabilir ya. İnsanlara bakış açısı konusunda. Yani Egemen umuyoruz. Abi, hep yaşadıklarımızı biliyorsun. Hep de böyle kötü düşünürsek kötü hiçbir şey olmaz. Ya. Umuyoruz sadece. Umuyoruz bir şey olmaz. Umuyoruz yüzümüzü kara çıkarırlar. İnşallah.